Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Mevla-i Müteala sonsuz hamdler, Resul-i Ekrem'ine de salatu selam olsun. Aziz dostlar, hem benim aziz dostlarım hem de İmam Hatip dostları, hepinizi muhabbetle ve hayır dualarla selamlıyorum. Elinizdeki programa göre ben bu konuşmaya 10.30'da başlayacaktım ve 11'de bitecekti. Şimdi ise 12'ye 10 kala başlamak durumundayım. Gerçekten şahsen de istifade ettiğim, heyecanlandığım, başka alemlere gidip geldiğim güzel konuşmalar dinledim. Konuşmalardan hiç şikayetim yok. Dinledik hepimiz. Çok güzeldi değil mi? Hepsi güzeldi. Lakin insanın bir tahammül gücü var. Sizin de yorulduğunuzu düşünüyorum. Yani yorulduğunuzu düşünüyorum. Ben de onun için her ne kadar diğerleri açılış konuşması benimki sunum olarak sunulduysa da ben İbn Haldun'un mukaddimesi gibi bu mukaddimenin büyük, muahirenin küçük olmasını tercih edeceğim. Yani kendi konuşmamın pek uzun olmamasını inşallah. Bir de yorulduğunuzu düşünerek hatıralar dinlendirici olur diye birkaç İmam Hatip hatırasıyla konuşmaya başlayacağım. Yapmayı tasarladığım konuşmayı pek sevgili başkanımız yaptığı için, yani o demek ki biz kafalarımız epeyce kafa ölçülerimizin uyduğu anlaşılıyor Mehmet Görmez Bey'le. Benim ifade edeceklerim çoğunu ifade ettiği için sağ olsun işimi de kolaylaştırdı. Belki bir üzerinden geçeriz, bazı hususları teyit ederiz. Onunla iktifa edeceğim inşallah. Birinci hatıra biraz gülümsetici olabilir. Ben İmam Hatip Okulu'na 18 yaşında girdim. Benim gibi birçok arkadaş 18-20 yaşında girdi. Yaşlarını ayarlayarak, yani küçülterek, büyüterek o yaşlarda girdiler. Birçok birinci sınıfta okuyan arkadaşlarımızın epey bir kısmı evliydi. Bir kısmının çocukları da vardı. İmam Hatip okullarında bilirsiniz, ortada lisede hala öyledir herhalde. Sevgili bakanımız hukukçu olduğu için bilir, galiba ortada lisede evli olmak yasak. Hala yasak sanırım yani. Ama ben de lise 1'de evlendim. Bir sene sonra bir çocuk, bir sene sonra bir çocuk daha falan oldu. Okulumuzun çocuğu aldım, okula götürdüm. Okulun müdürü kucağına aldı, sevdi. Ben de o okulda öğrenciyim. Yani böyle bir içli dışlı bir aile gibi. Herkes halini biliyor. Asıl, gerçi buna da gülümsediniz ama anlatmak istediğim şuydu. 18 yaşımda gittim ya, biraz geç gittim. Bazı şeyler oldu. Bir ay kaldı birinci sömestrin bitmesine. Müdüre takdim ettim evrakımı. Dedi ki çok az zaman kaldı, ben hocalarla görüştüm, seni özel imtihan edecekler, ödevleri de tamamlayacaksın bu bir ay içerisinde. Devamı da ben ayarlayacağım. Hemen şimdi seni 1F sınıfına, Konya'da okudum ben İmam Hatip'i, seni şimdi hemen 1F sınıfına gönderiyorum dedi. 1F sınıfına girdim. 18 yaşındayım, şehir çocuğuyum. Elbisem fena değil, kravatım da var şimdi, olmadığına bakmayın. O zaman var. Saçlarım da taralı geriye doğru. Kapıyı açınca rap diye çocuklar ayağa kalktılar. Hoca da akaidden imtihan yapıyormuş. Akaid dersi diye dersten imtihan yapıyormuş. Yazılı imtihan. Hoca da kim? Sonra nasıl titredik o hocadan biz? Abdullah Ulubay diye Kadıl Kutat mezunu, Konya müftüsü, bir mübarek adam.
son derece disiplinli, sert, yılda bir kere gülümser. Böyle bir zat. Şimdi bu çocuklar kalkıverince, hoca da kıştır, sobanın yanına oturmuş ama yine paltosu da var üzerinde. Paltonun düğmeleri açık. O da şöyle paltonun düğmelerini düğmeleyerek yarı kalktı. Ben de o zamana kadar toparladım kafamı. Şimdi laf anlatmak daha zor ya. O devrin müfettişleri hocanın elini nasıl olsa öpmez. Ben şu hocanın elini bir öpersem bu iş biter dedim. Gittim eline eğilince zeki adam anladı. O yarı kalkmışlıktan geri oturdu. Geri oturdu. Tabii bu kadar da rahatsız ettiğim için otur bakayım şuraya dedi. Kaç tane çarptı. Oturdum. Şuna bir kağıt verin dedi. Bana bir kağıt verdiler. Ben gerçi biraz mollalık yaptım ama bizde o zaman mollalık demek yani safnahih okumak demek. Ben o sırada kafiye okuyordum Çorum'da. Biz fıkıh filan okumuş değiliz. Akaid hiç okumuş değiliz. Bunu ama hoca akaidden okutmuş ve imtihan yapıyor. Soruları da söyleyin dedi. Söylediler. Neyse uzatmayayım. O soruları yazdım. 10 üzerinden 5 numara aldım. En kıymetli numaramdır bu. Çünkü hiç onu okumadan böyle. Demek bundan da anlaşılıyor ki bu akaid, kelam filan meselesi menkulden ziyade makuldür. Onu da o zaman biraz anlamış oldum. Şimdi bu gülümseme değil, bir başka hatıra ama ibretli. Üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Yani bugün İmam Hatip mekteplerinin bugün de yarın da var olacak işlevleri, fonksiyonları bakımından önemli. Halkla ilişkiler bakımından önemli. Yani başkanımızın üzerinde ısrarla durduğu. Yani biz bu çağda bu halkın, hatta bu halkın yani sadece Türkiye Cumhuriyeti halkının değil, ümmetin beklentisine cevap verebilecek miyiz? Peki nedir bu beklenti? Peki bu beklentide böyle çelişkiler varsa, çeşitli çelişkiler varsa, biz bunun birinin tarafında yer alıp öbür tarafa savaş mı açacağız? Yoksa orta yerde bir çadırın direği gibi hepsini ayakta tutan, orta bir yerde durup onları etrafımızdan mı toparlayacağız? Peki buysa eğer bizim hedefimiz bunu nasıl yapacağız? İşte hangi müfredatla, hangi hocalarla, hangi çeşit eğitimle, öğretimle? Bu bakımdan düşündürücüdür bu anlatacağım. 4 yıl okudum, 4. sınıfa geldik. O zaman biliyorsunuz orta kısım 4, lise 3'tü. Lise değildi de adı 1. kısım 4, 2. kısım buydu adı 3'tü. 4. sınıfa geldik. Çok güzel bir adet vardı. Keşke Anadolu'da İmam Hatipliler hala bunu yapsa, bilmiyorum eğer eğitimcilerle uygunsa, Halis Bey falan düşünsünler bunu. O zaman şöyle bir adet de vardı. Cuma günü bütün öğrenciler tabur halinde bir camiye cumaya giderlerdi. Başımızda öğretmenler. Bunun çok müspet etkisi olurdu. Bir camiden cumadan kırmayı engellerdi bir kere 1. madde olarak. 2. madde olarak halk bizi büyük bir heyecan içinde seyrederdi. Böyle tabur tabur bir de anlattı ya sevgili bakanımız yani geçmişi anlattı. Burada gösteride de hepimiz gördük. O geçmişten gelmiş bir halk düşünün. O zamanki orta mektebi, liseyi, onun fonksiyonunu ve o zamanki orta öğretimin hatta yüksek öğretimin hatta Türkiye'deki eğitim ve öğretimin hedefini bir düşünün. Yani o dönüştürme çabasını. Böyle bir şey içerisinde bir de bakıyor ki başımızda da İmam Hatip şapkası vardı beyaz şeritli. Başımızda şapka şart. Namazdan sonra o şart. Onu da başımızda görüyor halk. Allah Allah bunlar orta öğretim öğrencisi ama nereye gidiyorlar? Şimdiye kadar hep 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta filan şenlik meydanına giderlerdi. Öyle değil. Bunlar camiye gidiyorlar. Cuma kılmaya. Kim bunlar? Bunlar İmam Hatip öğrencisi. O zaman başını göğe kaldırıyor. Ya Rabbi bugünlerde görecektik falan diye böyle. Çok enteresan şeyler oluyordu. 4. sınıfa geldik. Bu tatbikatlar başladı. Halk biraz daha içli dışlı olalım diye. Sevgili bakanımızın konuşmasının son kısmı da herkesin bence üzerinde düşünmesi icap ediyor. Son kısmı üzerinde.
Bugün onun bir çeşidi yaşanıyor. Ama sevgili bakanım, o zaman da bir başka çeşidi yaşanıyordu. Onu da en azından kendiniz yaşamadıysanız duymuşsunuzdur. Yani duyanlar vardır. Neydi? Yine orada biz birbirimizle uğraşıyorduk. Yani bugün nasıl birbirimizle uğraşıyoruz? O zaman da yine biz birbirimizle uğraşıyorduk. Yani bir öbür tarafla, yani hani o bankadaki hanım gibi, yani senin babanı bir dövmeli. Yani öyle demek istiyordu ama bunu diyemiyor herhalde. Yani dövmeli, seni nasıl böyle mektebe gönderdi? Bana da mesela, ben Mehmet Hatip'e biraz zor girdim, Milli Eğitim Müdürü'ne müracaat ettiğimde dedi ki bak şu mektebe gitmek istiyorsan, ortaokulu gösterdi, hemen alayım seni. Ama o aynanın ifadesi bu, o küflü kafaların yerine gitmek istiyorsan almıyorum seni dedi. Yani böyle bir şey. Bir yandan bunlarla mücadele ediliyor bu zihniyetle. Bir yandan da adını vermiyorum, şu veya bu biz diyebileceğimiz, yani ehli kıbla işte Müslüman, Kur'an okuyor, Arapça okutuyor veya başka bir şeyler yapıyor. Onlarla mücadele var. Bir çeşit rakabet var filan. Onun için bizde de şey başladı, tatbikat, uygulama. Önce bir küçük camide bana bir vaaz ettirdiler. Baktılar iyi, fena değil. Dediler ki artık bu kapı camiine bir açılalım. Konya'ya gideniniz varsa, o da koca bir cami, kapı camii. Orada bir imam hatipli ilk defa vaaz edecek. O da fakir bendeniz oluyorum. Başımda imam hatip şapkası olacak yine. Onunla çıkacağım kürsüye. Bir de cumadan önce öyle lillahil fatiha deyip kürsüden inmenin imkanı yok. Ezan-ı Muhammediyi en hararetli bekleyeceğiniz bir zamandır bu. Çünkü o sizi, eğer sepette pamuk biterse kapı yuttunuz, bitmeden sizi kurtaracak olan odur. Hele birkaç cümleniz var iken bir de ezan okunursa nasıl rahatlarsınız böyle, harcayacak fazla paranız da varmış gibi. Neyse, oraya çıktım ben, vaaz ettim. Vaazı ihyadan hazırladım. Laf arasında o zaman ihya tercümesi de yoktu. Onu da ekleyeyim yani. Vahiy şey, bazı ihyadan hazırladım ve Kitabul Muhasebe vel Murakaba oradan hazırladım. Korkumdan o kadar not aldım ki inanın böyle 6 vaaz ettim bitmedi. Ondan sonra hep korkuyorum şimdi biterse ne olacak? Nerede maddeler varsa 1 2 5 6 onları seçiyorum. Hadislerde nerede 6 şey 7 şey varsa hemen onları seçiyorum. Bu diyorum epey sermaye olur. Uzatmayayım ama tekrar söylüyorum, ihyadan hazırladım. Cemaat, Konya enteresan. Konya'da şu da vardı. Bir tasavvufa hoş bakanlar, bir de nahoş bakanlar. Hem ulema arasında, hocalar arasında. Mesela vaiz, adam işi gücü bu mutasavvufeyle uğraşır, onların aleyhinde kullanır. Çıkar, her vaazında mutlaka bir şey söyler. Mesela bizim hocamız Hacı Üyesade Mustafa Efendi, kendisi zaten bir Nakşi mensubu. O da büyüklerinden bahseder, Efendimiz der vesaire diyerek bahseder. Böyle biz iki arada bir derede yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Halk da böyle. Şimdi bu imam hatipler acaba hangisinden olacak? Onlarda da böyle bir tereddüt var. Ve ilk defa da bir vaiz çıkıyor şimdi imam hatipli, vaaz edecek. Bu ne yapacak acaba? Hacı Üyesade Mustafa Efendi gibi mi konuşacak, Akşehirli Ahmet Efendi gibi mi konuşacak? Problem bu. Ben de işte ihyadan hazırlanan nasıl konuşursa öyle konuştum. Gerçi adamın biri dersem sıradan gibi anlaşılır ama öyle değil. Kendisi imam, bir yerde imam olan ama okumuş yazmış birisi. Tasavvufa da hoş bakan, oradan da nasiplenmiş bir zat. Minberle o sağ duvarın arası biraz dardır biliyorsunuz. Biraz orası kuytu sayılır. O kadar coşmuş ki adam bizim vaazın ortasında. Oraya gitmiş sema yapmış. Caminin içerisinde. Cuma günü. Yani şaflar ama bu tarafı minber kapatıyor. Onlar görmüyorlar. Arkadakiler görüyorlar. Oraya gitmiş iki safın arasında sema yapmış adam sevincinden. Bu iş bitti demiş. Yani bundan sonra artık endişe edeceğimiz bir şey yok.
Yani bir tarafta bizim varlığımızdan endişe edenler, bir tarafta efendim bizim yokluğumuzdan endişe edenler, bir tarafta bizim vasfımızdan endişe edenler, niteliğimizden, bunu acaba nasıl olacak falan diye. Böyle. Tabii bu hatıralar kısmını ben yazdım. Koca 3 cilt tuttuğuna göre burada hem kısa konuşacağım deyip hem de böyle hatıralara devam edersem siz de akşam edersiniz. Bunu burada bırakıyorum ama tahmin ediyorum biraz rahatlamışsınızdır. Yani bunu itiraf edin. İyi burada muhterem hocam zamanımız var falan diye de bir kağıt iyi ki okudum. Sizlere arz etmek istediğim husus özetle şu. Bütün medeniyetlerin, kültürlerin, davaların, ideolojilerin eğitim ve öğretime ihtiyacı vardır. Çünkü bunlar yaşamak ve yayılmak isterler. Yani bu böyle olsun, yarın da başka türlü olsun. Ha bizimki olmuş, ha öbürü olmuş demez. Eğer medeniyet, kültür, dava, din bundan bahsediyorsa bunlar kendilerini korumak, gelişmek ve yayılmak isterler. Bunda şüphe yok. Bu da neyle olur? Bu da eğitim, öğretimle olur. Bu sebepledir ki bu dini Allah Teala'nın kendisine vahyettiği mübarek insan sallallahu aleyhi ve sellem mescidini birçok şey için kullanmıştır. Ama her şeyin başında o mescidi eğitim ve öğretim için kullanmıştır. O halde bizim medeniyetimizin, kültürümüzün ve davamızın ilk okulu Efendimizin mescididir. Mescidün Nebi'dir. Odur. Mektebe bizim mekteplerin tarihine oradan başlamamız lazım. Buna çok önem veriyorum. Adına mektep deyin, medrese deyin, okul deyin, lise deyin, ne diyorsanız deyin. Bana göre bu bizim dinimizin, medeniyetimizin, kültürümüzün, davasının okuludur. Ve bu okulun değişmez numunesi, bu Allah sırat-ı müstakimden ayırmasın dediniz ya duada, sırat-ı müstakimin ölçütü ve pusulası o ilk okuldur. O ilk açılan ve muallimi de Efendimiz olan sallallahu aleyhi ve sellem okuldur. Şimdi mesela bugünlerde, daha evvelde belki zaman zaman oldu ama bugünlerde bir işi gücü yok bazı kimselerin, yani sağcı, Müslüman, İslamcı hatta gibi tanınan bazı insanlar başka işi gücü yok. Mektep medrese, okul medrese kavgası yapıyor köşesinde. Hatta mesela biri diyor ki, hani adını söylesem inanmazsınız eğer okumadıysanız. Bu memlekette diyormuş dinin ayağa kalkabilmesi için adını söylesem bu cümleyi, çünkü bu cümleyi mesela bir solcu, çok meşhur bir ate söyledi desem ona inanırsınız da buna zor inanırsınız. Ama aynen böyle bakın. Diyor ki bu ülkede dinin ayağa kalkabilmesi için imam hatiplerin kapanması lazım bir diyor. Zorunlu, o zaman bunu söylediğinde seçmeli dersler daha konmamıştı. Din derslerinin kalkması lazım iki diyor. Dediğiniz için ya hem Müslüman diyorsun hem böyle diyor. Böyle der mi? Der, çünkü şöyle, kendine göre çok doğru bir şey söylediğini zannediyor. Niyeti de iyi. Niyeti kötü değil. Çünkü arkasından diyor ki bir ülkede derslerden bir ders İslam olamaz diyor. Okullardan bir okul imam hatip olamaz diyor. Bunları kapatmamız lazım. Ama ondan sonra bunları kapatmamız lazım diyor. Orası enteresan. Peki ne yapmak lazım? Bütün okullar İslam okulu olmalı diyor. Bütün dersler İslam havası, ruhu, boyası, fizik, kimya, jimnastik dahil. Yani bunların hepsi o ruh, o hava içerisinde olmalı.
ancak o zaman ayağa kalkar. Ey güzel kardeşim, iyi niyetli bu lafı söylüyorsun da, şu semadan kaçıncı kat semadaysan, oradan bir inip de ayaklarını şu bizim bastığımız toprağa bassan. Bir bassan yani. Bu söylediğine imam hatipleri kapatarak, zorunlu din derslerini kaldırarak ve şimdi mesela seçmeli dersler kondu. Onları kaldırarak mı gidebiliriz? Bu senin söylediğine gitmek istiyorsak. O yoldan mı gidebiliriz? Kaldırarak mı gideriz? O zaman bana niye anlatmıyorsun kaldırarak nasıl gideriz? Ya bunlar yok. Ama oraya da gitmek istiyorsun. E onu niye söylemiyorsun? Orayı açık bırakıyorsun. Yani bugün bile bir başkası çıkıyor. Diyor ki bize icazetli hoca lazım. Söz aramızda Bekir Topaloğlu'nun da benim de icazetim vardır yani. Ama biz icazetimiz var da demiyoruz şimdi. Diyor ki bize icazetli hoca lazım. Bu diplomalı ilahiyat işte mektepli. Bu mekteplilerden hayır gelmez. Bunlar bizim işte dinimizi bozdular. Şöyle oldu, böyle oldu. Bize icazetli hoca. Ya biz icazetli hocaların ellerini öpmüş, onlardan ders almış, halen medrese geleneğini sürdüren insanlara hep hürmet duymuş, muhabbet duymuş, onlarla kucaklaşmış insanlarız. Biz bazı arkadaşlarla ehli himmet bir zatın da bir firmanın da finansmanıyla bir vakıf kurduk. Vakfın adı İhsar. Bu vakfın amacı üniversite son sınıflarına gelmiş ya da bitirmiş master veya doktora yapacak istidatlı gençleri seçmek. Bunların yapacakları doktorayı ve yüksek lisansı en iyi bir şekilde yapmaları için kendilerine destek vermek, yardımcı olmak ama 4 yıllık da bir ek eğitim ve öğretim yaptırmak. Amacımız ve uygulamamız bu. 4'ü tamamladık, mezun da verdik. Bu 4 yıllık ek eğitimde bazı günler akşam, tatillerde, hafta sonlarında bu dersleri alıyorlar. Biz bu söylediğim 4 yıllık eğitimde eskiden medreselerde tekmilün nüsah diye bir tabir vardı. Yani bir insanın medrese mezunu olabilmesi için orada bir takım metinleri, kitapları okunması icap eder. Onlara nüsha deniyor. Burada nüsah da onun çoğul oluyor. Bunu tekmil ederse icazet alır. O tekmili nüsah için gerekli ilimleri ve metinleri tespit ettik. Doğudan ve batıdan, dikkatini çekerim, bu aramıza girenler için bunu size anlatıyorum ki onları bertaraf edelim. Doğudan ve batıdan icazetli ve diplomalı hocalar getirdik. Hani Tillo mezunu vesaire hocalar getirdik. Onlar bu çocuklara 4 yıl, bunların kimi tıp okuyor, kimi felsefe, kimi sosyoloji, kimi mühendislik, kimi mimarlık, kimi ilahiyat. 100 tane, şimdi 100'e çıktı kadromuz. Orada tekmili nüsah ettirdik arkadaşlar. Tabip de olsan, mühendis de olsan, sen bizim vaktiyle medreselerde okuduğumuz metinleri bir oku, bunu tanı. Metin Arapçasını öğren ve bu çocuklar ek olarak Arabistan'dan da mükaleme yapan hocalar getirdik. Bunlar aynı zamanda Arapça'da konuşuyorlar. Ve 4 yıl bitti, mezun verdik, bu devam ediyor. Bunu niye anlattım? Şundan anlattım. Bizim öyle bir medrese, mektep falan ayrımı, böyle bir derdimiz, böyle bir davamız yok. Ama birilerinin böyle bir derdi davası var. Halbuki tekrar başa dönüyorum. Adına mektep de, medrese de, şunu de, bunu de. Önemli olan burada o ilk mektepten, o ilk mektebin ruhundan ve nurundan hareket ederek bu çağa gelebiliyor musun? Mühim olan bu. Enteresan olanı bu. Peki ne demek istiyorsun sen bu çağa gelme? Hem diyorsun ki Peygamber Efendimiz sen bu çağa. Peki o zaman ben size bir şey daha hatırlatayım. Hazreti Ali kerremellahu veşhevuyu, ki pek severim onu ve ehli beytini, hepimiz severiz, ben değil. Efendimiz bir yere vazifeli gönderiyor. Medine dışında bir yere. Ve talimat veriyor. Gideceği yerde şunları yapacak.
bir soru soracağım müsaade ederseniz diyor Efendimiz'e. Sor. Ben diyor gittiğim yerde kazınmış mühür gibi mi olayım? Yoksa yara şahit ma la yerahul gayb. Gittiğinde orada durumu gören onu görmeyene nispetle duruma daha iyi muttali olup gerektiği gibi hareket eder, öyle mi hareket edeyim? Acaba arz edebildim mi? Biraz dolaşık söyledim ama şimdi kazınmış mühür gibi bir olayım demek, siz bana ne dediyseniz giderim ben oraya mühür basar gibi, öyle dedim ben bunu yaparım. Yaparım. Ya da siz bana bu talimatı verdiniz ama ben gittim ki orada şartlar sizin öngördüğünüz, düşündüğünüz, bildiğiniz gibi değil. Ya da size gelen haberler ve bilgiler gibi değil. Farklı. Orada belki sizin talimatınızı erteleyerek bir başka şey yapmam gerekir. O zaman ben içtihat etmeliyim. Şimdi bu daha o çağdan bu çağ değil. O çağda bir ortamdan bir başka ortama giden insan Peygamber Efendimizin mesajını, maksadını böyle taşıyor. Çünkü Peygamberimizin cevabı hayır. Sen kazınmış sikke gibi olma. Durumu müşahede eden etmeyen gibi değildir. Sen müşahedene göre hareket et diyor. Peygamber Efendimizin söylediği bu. Şimdi bizim iman, yani onun gibi olmaz da hadi bir dua makamında bunu söyleyeyim. İmanımız ashab imanı gibi, ihlasımız ashab ihlası gibi, fedakarlığımız, ahireti dünyaya tercih edişimiz onlar gibi olacak, olmalı. Yani bunu hedeflemeliyiz. Onun için de devamlı onları öğrenmeli, okumalı. Her gün bir daha okumalı, bir daha okumalı. Adeta sindirmeli, özümsemeliyiz onları. Bu tamam. Ama öte yandan bir soru da şudur. O bugün olsa ve şuraya gelseydi ne söyler, ne yapardı? Bir de bu soruyu sormalıyız. Ama bu işte bu soruyu sormak ve bu sorunun da gereğini yapabilmek için bizim medrese, mektep, kim olursa olsun kim olur, bu formasyona sahip olmamız lazım. Bizim bu ehliyete, bu formasyona sahip olmamız lazım ki bunu yapabilelim. Şimdi arkadaşlar, burada hadis profesörü olan aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanımız var. Bendeniz de aslında hadis hocası olacaktım efendim. Yani Yüksek İslam'a asistan olarak girmek istediğimde daha evvel de hazırlığımı hep ona göre yapmıştım. O ilk asistanlık imtihanı açıldığında hadis dersi yoktu. Onun üzerine mevcut dersler 4-5'te 5-6 taneydi. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin onların adlarını biliyorsunuz. Onlarla bir araya geldik, aramızda taksim ettik. O kadar eminiz ki biz bunu alırız. Yani alırız da kim hangisini alsın? Ben fakirin de hissesine fıkıh düştü. O zaman dediler ki sen fıkıh al. Bekir Bey'e dediler sen kelamı al. Tayyar Bey'e dediler sen işte Kur'an-ı Kerim'i tefsiri al filan. Bu şekilde. O imtihana girdik öyle torpilli morpilli değil. Yani herkesle beraber girdik. Allah nasip etti. Yani benim şeyim, hazırlığım hadisti. Siret-i hadisi de her Müslüman gibi severim ve hala da okurum. Hatta konuşmalarımın sonunda çok yerde demişimdir ki bir Müslüman günde günün uygun bir saatinde bir tarikat şeyhinin kendisine verdiği virt gibi, yani evrat gibi ya Efendimizin hayatından bir parça ya da birkaç hadis okumalıdır. Her gün ama bunu evrat gibi. Şimdi tarikata girmediyseniz bilmezsiniz, ben bilirim. Efendim bu evradı inkıtağa uğratamazsınız. Yani bu çok tehlikeli bir şeydir. Mesela sana 300 tane kelime-i tevhid dersi verdi. Eğer vaktin yoksa hatırlayıp hiç olmasa 3 kere bunu söyleyeceksin. Söylemedi mi, onların ifadesini kullanıyorum, irtibat kesilir. Bunu yeniden inşa etmekte zorlaşır. Ben bu anlamda söylüyorum bakın. Bir tarikat virdi gibi, evradı gibi. Her Müslüman bunu yapmalı derim. Dediğimi de kendim yaparım, yapmaya çalışırım. Şimdi ben hadis okuyorum.
hadis okuyorum. Başkaları da hadis okuyor. Sonra bu hadis okuyanlar, mesela televizyonda birisi, adını söylesem yine hayret edersin. Yani akademik titri var, yazıyor, çiziyor falan. Öyle biri. Konuşuyor. Mesela şöyle, şunu hatırlatayım ben size. Müslim'de var, Buhari'de var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ana rahminde insanın nasıl teşekkül ettiğini anlatıyor. Hem de mesela bunu Bet'ül Vahiy'de anlatıyor. Iskat-ı Cenin bahsinde anlatmıyor. Yani tamamen maksadının ne olduğu belli. Yani çocuk düşürme bahsinde anlatmıyor da yaratılışta anlatıyor. Yaratılışın Bet'ül Halk, yaratılışın başlangıcı. O, orada Peygamberimiz anlatıyor. Nasıl teşekkül eder bir insan? Nasıl vücuda gelir? Falan. Bunu anlatırken 40 günlük tabirlerini kullanıyor. İşte birinci 40'ta şöyle olur, ikinci 40'ta şöyle olur. Üçüncü 40'ta şöyle olur. 40 gün yani. Şöyle diyeyim. Bu hadisin 3-4-5 tane farklı rivayeti var. Yani elfazı farklı. Bunların içerisinde 40 küsurdan başlıyor. Üçüncü 40'ın sonuna kadar rakam değişiyor, hüküm aynı. Yani ne zaman ruh nefhedilir? Hepsi Müslim'de ve Buhari'de bu söylediğim hadislerin. Ama biri diyor ki 40 küsur gün. Biri diyor ki işte daha fazla. Biri de diyor ki 3 tane 40 geçtikten sonra 120 gün. 120 gün sonra buna ruh üflenir diyor. Böyle söylüyor Peygamberimiz. Sonra şöyle olur, şöyle olur, şöyle olur. Devam ediyor. Şimdi bizim önümüze bu hadise şey olarak geliyor bu sefer. Kürtaj ve çocuk düşürme caiz mi değil mi şeklinde geliyor. Geliyor. Ve bu hadisi benim gibi okuyan, bu rivayetlerin hepsini gören adamların bir kısmı diyor ki 120 güne kadar bu canlı değildir. Çünkü ruhu üflenmemiş. O ruhu can olarak anlıyor. Canlı değildir. Bu bir et parçasından ibarettir. O mudga filan kelimesine de et parçası manası veriyor. İşin garibi alakaya da pıhtılaşmış kan manası veriyor. Hadisi böyle okuyor. Hadisi okuyorsun ama hadisi böyle okuyor. Hadisi böyle yorumluyor. Ondan sonra da diyor ki at gitsin ya, et parçası bu diyor. Şimdi bu söylediğim gibi buna benzer bugün fenle, ilimle telif etmeniz lazım gelen, telifi mümkün. Telifi mümkün. Çünkü şöyle mümkün. Peygamber Efendimiz şu zaman çocuk düşürürsünüz, bu zaman aldırabilirsiniz demiyor ki. Orada bir oluşumdan bahsediyor ve bu oluşumu bugünkü fenle, tekniğe tatbik etmeniz mümkün. Sıra ruha geldiğinde de kulir ruhu min emri rabbi ve ma utitum minel ilmi illa kalila der, işinizden çıkarsınız. Yani sana ruhu soruyorlar. Allah'ın bize verdiği bilme kabiliyeti ruh hakkında bir şey bilmemize müsait değildir. Yani o ruh nedir? Nasıl üflenmiş? Ondan evvel ne oluyor? Sonra ne oluyor? Biz bunu bilmeyiz. Derseniz biter bu iş. Yani burada ne fen size itiraz eder ne teknik. Bu kadar niye uzattım bu konuyu? Şöyle. Ayeti de okuyoruz. İşte ayeti de okuyorsun. Hadisi de okuyorsun. Hepsi başımızın üstünde. Ama bunu bir doğru anlama ve demin söylediğim gibi Medine ruhundan çıkıp bugünkü zamanın ruhuna gelip zamanın ruhuna uyma, değişmeyi kastetmiyor mu? Hani aynen Akif'in söylediği gibi o ruhu zamanın ruhuna söyletme davasından söz ediyorum. Bizim şimdi İmam Hatip okullarımız sıra şeye geldi, mevzuya geldim. Konuya geldim. Neyse korkmayın. Bir iki cümleyle bitireceğim bunu. Başta da söyledim. Benim anlayışıma göre İmam Hatip okullarının bugün işlevi, fonksiyonu, vazifesi, işi bizim kültürümüzün, bizim medeniyetimizin okulları olmaktır. Öyleyse bizim kültürümüzü ve medeniyetimizi yeniden inşanın fikir ve hizmet işçileri olmaktır.
ben bu mekteplerin fonksiyonunu, vazifesini böyle görüyorum. Öyle, ölüyü yıkamak. Üç kulhu bi, bizimkilerde de vardı o, öteki elham. Üç kulhu bi elham okumak, onlar o zamanki masum taleplerdi, çok yerindeydi. Yani açlıktan ölmek üzere olan bir insana gidip de atlas kumaştan bahsetmenin anlamı yok. Yani adama önce bir ekmek vereceksin. O öyle bir şeydi. Ona bir diyeceğim yok. Ama o merhaleleri bugün biz çok aştık. Bize, bizim hatta ümmete, dünyanın her tarafında, Suudi Arabistan dahil, güya şeriat ülkesi olduğunu iddia eden, bana sorarsanız, dünyanın her tarafında bizim kültür ve medeniyetimize bir savaş açıldı. Bu hepinizin bildiği şey. Ve kimi yerde, mesela bizde olduğu gibi, Rusya'da olduğu gibi, kimi yerde, yani 50'den önce bizde olduğu gibi, Rusya'da olduğu gibi, kimi yerlerde cebri, silah yoluyla asarak, döverek, hapse atarak, işkence yaparak bir başka kültür, bir başka medeniyet dayatıldı. Hani buna cebri kültür değişimi deniyor, malum biliyorsunuz. Bu dayatıldı. Şimdi arkadaşlar konuşurken söylediler, her yerde de duyuyorum ben bunu. Ben de diyorum zamanı gelince de bir başka bağlamda. Şöyle bir cümle. İnsan er geç aslına rücu eder. İşte ne yaparlarsa yapsınlar, yani biz bu milletin, bu halkın işte dinini, imanını yok edemezler filan. Bu hem doğru hem yanlış. Bu söz bir yandan doğru, bir yandan eksik diyeyim. Yanlış demeyeyim, çok eksik. O eksiği nazar itibari almazsak bu bizi yanlışa götürür. Şimdi araya bir başka hatıra. Şeye gittik, Azerbaycan'a. Şeki şehri var orada. Bir Ramazan'da. Merhum Sabahattin Zaim Hoca var. Nevzat Yalçıntaş Hoca var. Bendeniz varım. Ramazan'da. Bir camide bir gece halk da gelecek. Biz orada konuşacağız. Buradan da bir hafız götürmüşler. Çok güzel okuyor. O da teravih kıldıracak. Erkence gittik çünkü önceden konuşulacak. Millette böyle biz giderken de gördük. Sokaklarda kadınlı erkekli camiye geliyorlar. Camiye girdik. Çok yoğun bir alkol kokusu var. Nasıl kokuyor? Birbirimize baktık biz. Yanımızda da Kadı Selim Efendi diye bir zat vardı orada. Celal onu bilir efendim. Kadı Selim Efendi de kıpkırmızı oldu. Bir şey söylemedi. Sonra konuşmalar başladı. Sıra Kadı Selim Efendi'ye geldi. Dedi ki efendiler, demedi hani burada siz içki kokusu aldınız şu bu, efendiler dedi. Biz bu dini, bu Sovyet rejimi zamanında 70 yıl avucumuzda ot saklar gibi sakladık dedi. Yani avucumuzda ateş tutar gibi tuttuk. Hani ot, ateş demek ya ot. Avucumuzda ot saklar gibi sakladık biz bu dini. Bu kadar kaldı, kusura bakmayın dedi. Bir otelde bir başka ilahiyatçı arkadaşımla birlikte lobiye indik. Şöyle bir bakalım, kolaçan edelim kim ne diyor falan diye. Şey de bu sefer yine bir Türk Cumhuriyeti'nde. İki tane mühendis varmış. Tanıştık. Ha dediler, tamam. Siz hoca mısınız? Sonra nereden? İstanbul şu bu. O mühendislerden ikisi de sarhoş. Biri dedi ki biz de Müslümanık dedi. Ben arak içen de hep besmele çekerim dedi. Şimdi arkadaşlar kalıyor da böyle kalıyor. Yani şimdi sizin bunu buradan alıp demin benim bahsettiğim ruha, o ahlaka, o imana, o salabete götürmek için çok, yani sıfırdan başlayana nispetle çok daha fazla emek sarf etmeniz icap ediyor. Yani daima bir şeyin yeniden inşası tamirinden kolaydır. Bak restorasyonlar ne kadar sürüyor. Onun yerine yenisini yapayım desen daha çabuk yaparsın. Bunu küçümsemeyelim. Biz bu tahribatı küçümsemeyelim. Bu tahribat bize çok pahalıya mal olur. Biz bu tahribatı gidermek ve bize ait olan değerleri yeniden inşa etmek istiyorsak, ihya, inşa, onlar biraz farklı farklı ama hadi ikisi de arka arkaya kullanayım, kimse darılmasın. Yeniden ihya veya inşa etmek istiyorsak ki istemeliyiz, bu şart,
Bunun için bunu yapacak fikir ve hizmet işçilerine ihtiyacımız var. Bunlar da İmam Hatipler'dir. Ben burada İmam Hatipler sizlerde bahsederken şunun hep farkındayım. 16 milyon civarında orta öğretimde öğrenci var. İmam Hatip'te olsa olsa yerde 1 milyon vardır. 16'da biri. 15 milyon kimin çocuğu? Bizim değil mi? Onlar da bizim çocuklarımız. Diyelim ki geziciler var. Birinci merhale geziciler, ikinci merhale geziciler. Gezicilerde anlaşıyoruz değil mi bu ifadede yani? Peki bunlar nereden geldi? Gökten inmedi. Sovyet Rusya'dan da gelmedi. Hani bazı askerlerin söylediği gibi biraz in, bunların dedeleri, nineleri örtülü, beş vakit namaz sahibi, bir kısmı da vaiz, müftü filandır. Öyle de vardır yani. Öyleyse tahribat çok büyük olmuş. Biz orta yerden yarılmışız. Lafa gelince, söze gelince, evet bu millet, bu milletin yüzde şu kadarı şudur falan filan diyoruz. Ama işi sıkıya getirirseniz, yani ne kadar Müslüman? Buraya geldiğiniz zaman farklı cümleler söylenebilir ama söylemek istemiyorum. Şöyle diyeyim, karşımıza birçok problem çıkar, uğraş alanı çıkar. İşimizin zor, davamızın, meselemizin büyük olduğunu anlarız. Biz bu 16 milyonu da çocuğumuz, bu yollarını şaşırmış çocuklarımızı, gençlerimizi ve insanlarımızı da bu ümmetin davet ümmeti icabet etmemiş ama biz davetle mükellef olduğumuz, diyalog kurmakla mükellef olduğumuz, onlara kendimizi anlatmakla mükellef olduğumuz, bizim gibi yapamasak bile, hani bir de müellefe-i kulüp diye bir kavram var ya, telif-i kalp diye İslam'da, bizim gibi yapamasak bile çatışmayan bir ülkede birlik, beraberlik, barış içinde yaşayan insanlar haline getirebilmemiz için İmam Hatipliler olarak ibadet niyetiyle, muhabbetiyle, şevkiyle çok çalışmamız gerekiyor. Allah muvaffak kılsın.